Herkese iyi gün arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere WhatsApp mesaj sender'ın artık tarayıcı açıp ilgili aksiyonları alma aşamasını göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi forumlu hatta öncelikle bir WhatsApp'ı açacağız. Şöyle şunları bir kapatalım. Bundan önce yazdıklarımız arkadaşlar bunlar. Forumlu hatta açalım bir. WhatsApp'ımız bu. URL'miz daha doğrusu. Böyle global bir URL adında bir tane nesne oluşturalım. Şimdi global bir tweet oluşturalım arkadaşlar. Kontrol nokta DH Checking for cross platform false'u da eklemeyi unutmayalım. Sonra bir tane Chrome driver oluşturacağız. Chrome driver DRV. Şimdi diyeceksiniz hata verdi. Kontrol nokta ile yukarıya using openqa.selenium.chrome ekledik arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi options ileride işimize yarayacak. Chrome servisi işimize yarayacak. Hop. Sonra Chrome driver servisi de konsol alanını kapatacağız. SRVS iyi de tamam tanımlayalım burada arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Şimdi forumlu hatta ilgili sayfa açılacak arkadaşlar. DH eşittir new tweet. Neyi başlatalım? Diyelim ki metodumuz ismimize URL git metodu kontrol nokta generate diyeceğiz. Düzeltiyorum. Generate metot. Şuraya da hep nokta virgül unutmuşuz. Geldik buraya. Şimdi driver eşittir new driver. Okay. Driver nokta navigate dot go to URL. Buraya option sıra falan sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. İşlemler hepsinin bittikten sonra o konsolun gizlemesinden tut, yukarıdaki info barın gizlemesinden tut. Onları sonra ekleyeceğiz. Şimdi burada ne yapacak? İlgili URL'ye gidecek. Gitsin bakalım. Şöyle bakalım gitsin bir. Çalış. Forumlu hatta ilgili URL'ye gitti. Şunları falan hepsini kapatacağız arkadaşlar. Buradan kullanıcı ilk etapta ne yapacak? İlgili tarayıcı açıldıktan sonra QR kodu okutacak. Sonra işlemlere başlayacak haliyle. Şimdi forumlu hatta ilgili düzeltiyorum. Forum closing close da yapalım. Diyelim ki driver nokta quick kapat hepsini. Herhangi bir hata verirse ne yapacaksın? Yo, şöyle yapalım arkadaşlar. Driver eğer driver ne değilse null değilse driver eşit değilse nulla quickle. Okey. Kapat yani diyoruz. Tarayıcıyı açtık. İlgili bunların şöyle quick olaylarını falan kapatmasını da yaptık. Bu aşamadan sonra arkadaşlar artık ilgili mesajların atılma aşamasına geçiyoruz. Orada şöyle bir özellik yapacağız arkadaşlar. Sol taraftaki ilgili menüyü sileceğiz. Halihazırda çoğu program bunu yapmıyor. O menü aslında bütün diyelim 10.000 tane mesaj attıysanız arkadaşlar 10.000 tane mesaj oraya yüklenir. Style dosyası vardır. O style dosyası onun hepsini göstermez size. Ama o style dosyasını şeyden kaynak kodundan silerseniz bütün mesajların yüklendiğini görürsünüz arkadaşlar. Haliyle bu da size ilgili tarayıcının yavaşlamasını neden oluyor. Onun için ne yapacaksınız arkadaşlar? Oradaki
ne yapacağız daha doğrusu? Oradaki alanı sildireceğiz. Sildirdikten sonra ise bu resmi o bir apis olan o API arkadaşlar ilgili HTML'e gömüp sonra klikleteceğiz arkadaşlar. Yani güzel bir sistem. Öyle tarayıcıdan URL'ye git tarzında eski yöntemleri falan kullanmıyoruz. Profesyonel yöntemler kullanacağız daha doğrusu. Diyelim bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.